Hoş geldiniz arkadaşlar, ben Ege'nin namı diğer Hyper. Bugün size çok hızlı bir şekilde nasıl bir anime karakteri tasarlarsınız onu göstereceğim. Hepinize şimdiden iyi seyirler dilerim. En başta Steam'de veya kendi sitesinde direkt gidip bedava bir şekilde indirebileceğiniz Pixiv'in tasarladığı. Pixiv'i bilmiyorsanız nasıl desem, böyle fan artların konulduğu, destek çıkıldığı bir site. En basitinden böyle açıklarım sanırsam. Pixiv'de Viroid Studio diye kendi 3 boyutlu anime karakterinizi tasarlayabileceğiniz bir uygulama geliştirmiş. Bunu ister Steam'den isterseniz de söylediğim gibi gidip kendi sitesine indirebilirsiniz. Şimdi buraya geldik. En başta gelen ekran bu. Create New. Anime kızı yapacağız elbette. Ve karakterimiz geldi. Bu karakterle istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Hani göz bebeklerine kadar değiştirebilirsiniz. Ve çok boş oldu bu da. İyi ki güzeldi aslında ya. Neyse böyle kalsın. Lan highlight bu daha da iyi. Göz bebeğinin dışını falan değiştirebiliyorsunuz. Baksanıza çok çok güzel ya. Gerçekten çok güzel şeyler var. Bu karaktere geldiniz. Custom da yapabilirsiniz bu arada. Hairstyle'ı istediğinizi basabilirsiniz. Vücut tipini falan da ayarlayabilirsiniz karakterin. Hani bayağı detaylı bir uygulama. Buradan gözünüze hangisi uygun geliyorsa, hangisi karakterinizi daha güzel yansıtacaksa onları seçip bizzat ekleyebilirsiniz. Hani aksesuarlar falan da var buradan. Bunun içine de dosya atabiliyorsunuz bu arada. Bunu export edip Blender'a götürmeniz lazım. Buradakiler size yeterli gelmezse. Güzel. Kemikleri de gösteriyor. Biz bunu export edeceğiz ve eğer buradakiler size yeterli gelmediyse bunu Blender'a atacağız. Onu nasıl yaptığınızı göstereceğim şimdi. Buradan export'a yazıyoruz. Export as VRM tuşuna basıyoruz ve karakter buraya geldi. Buradan poligonlarını azaltabilirsiniz. Bu dosya boyutunu azaltacaktır. 26.332 poligon varmış. 109 da kemik varmış mesela. Görünüşü bozulana kadar karakterinizin küçültün. Çünkü ne kadar az poligon olursa dosya boyutu o kadar küçük olur. İşlemleriniz hem daha hızlı biter. Bu çok oldu bu arada. İşlemleriniz hem daha hızlı biter. Hem de oyununuzun ya da yaptığınız herhangi bir şeyin optimizasyonu çok daha iyi olur. Burada 20 yeterli. Yüzde bozulmaları ne zaman alacağız bakalım. O saç değil. Geldi. İlk bozulma geldi. Tamam. Parmak uçlarından belli oldu. Buna da 50 civarı yeterli olacaktır. Bu sadece bu karakter için bu arada. Kendi yaptığınız karakterdeki ilk bozulmalar yaşandığı ana kadar küçültün bunu. Outfit, kıyafetle çok bir işimiz yok. Madem kendimiz tasarlayacağız, mümkün olduğunca küçük olsun, değil mi? Bayağı da kötü durdu ya. Ay, içime de vermedi. 30. Tamamdır. Kemikleri azaltmayın. Eğer animasyon eklemeyi düşünüyorsanız gerçekten kemikleri azaltmayın. Blender'da halledersiniz o işi. Buradan export'a basıyorum. Başlık ve yaratıcı istiyor. Hani lisans bilgisi falan. Bunları sadece şu ikisini yazmanız yetiyor. Export'a bastık buradan. Kaydet. Şimdi export etti. F5. Tamam. VRM geldi. Bunu ne yapacağız? Sağ tıkla. Kopyala. Yapıştır. Ctrl+C, Ctrl+V. Kopya bir VRM. Neden kopyaladım? Birazdan yapacağımız işlemde sıkıntı çıkabilir çünkü. Yeniden adlandır. Aynen. VRM dosyasını GLB dosyası olarak değiştiriyorum. Yaptım ve 3 boyutlu cisim olarak kendisini gösterdi şu an. Windows'tan bizzat açılabiliyor. Hiç kullanmadım bu Windows şeyini de bazen sapıtıyorum. Blender'la tuşları farklı ya. Normal sahnedeyiz. Her şeyi sildim. Dosyaya geldim. Import diyeceğim. GLB dosyası olarak buradakini seçiyorum. Ve karakterimiz geldi kendi kemikleriyle beraber. Bu böyle gözüküyor. Şöyle alalım. Teşekkürler. Ve
gayet de hoş bir karakter olarak geldi. Shading'e gelirsek, karakterin kendi texture'ları var. Gördüğünüz üzere ağzı, gözleri, gözler, evet buglamış, suratı. Bunların hepsi mevcut. Hatta bunlardan daha fazla olması lazım. Yo, 16 tane varmış. Tamam. Layout'a geldim. Bu karakteri export edeceğiz şimdi. File. Export. FBX olarak export ediyorum. Animasyon ayarladıysanız animasyonu seçili cisimler olarak yapabilirsiniz. Çünkü hani sahnenizde çok fazla cisim varsa bunu yaparsınız. Yoksa sıkıntı yok. Scale 1 zaten kendisine göre şey yapıyor. Z eksi yukarısı değil, Z yukarısı. Animasyon eklemedik, onun için bunu çıkarıyorum. Dokuları yok, fark ettiyseniz onu Unreal Engine'da ekleyeceğiz. Öncelikle bunun boyutu ne kadar oldu onu merak ediyorum. 940 kilobayt. 1 megabayt bile değil. Gayet iyi, gayet basit, gayet de şey. Az yani, gerçekten az. Geçen gün bir cisim yaptım. Şey yapmayı unutmuşum. Desimeli eklemeyi unutmuşum. Anasını satayım. 250 MB bende niye yüklemiyor diyorum. Onun için o desimeli eklemeyi unutmayın. Third person karakter. Bu daha önceden denediğim bir karakterdi. Şimdi. Bunu aldım. Buraya çektim. Skeletal mesh'e tıklayabilirsiniz. Doğru. Biz iskeletle çıkartmadık abi. Ben unuttum onu. Animasyon yaptıysanız iskeletle çıkartın. Buradan açın. Buraya gelin. Buradan seçin. Hiçbir sorun çıkmaz. Şimdi import all dedim. Bu bize yanında birkaç tane daha şey getirecek. Bakın parça parça geldi bazı şeylere. Bu skeletal mesh'i, bu fizik aseti. Karakterin suratı gelmedi. Bunları ayrı ayrı çıkarmıyordu. Neden böyle çıkardı bilmiyorum. Dokular yüklendi değil mi? Gelin abi Blender'a. Buradayız değil mi? Shading'e gelin. Burada tek tek bütün texture'ları duruyor karakterin. 13 mesela ayakkabısının texture'ı. Şundan yapalım hatta direkt. Şuradan image save as, pardon, save as png alt tire 13 012 yazsam olur mu? Oluyor. Tamamdır. Save image dedim. Şimdi buraya geldim. Burada 12 numaralı texture'ımız duruyor. Bu işten biraz uzun sürüyor gibi gösterebilir ama gerçekten bu karakteri yapmaktan, hani direkt yapmaktan çok daha kolay. En fazla yarım saatinizi alacak bir işlem çünkü. Buraya geldim. Ayakkabılara bu texture attım. Buradaki materyallerden birinin değişmesi gerekiyor. Aynen. Materyal eklendi. Texture gayet de güzel yerleşti. Bu karakteri istediğiniz gibi bu saatten sonra oynayabilirsiniz. Bu kadardı bu arada video. Bu noktaya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sorun olursa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Elimden geldiğince yardımcı olurum. Hepinize iyi günler diliyorum.